Herkese merhabalar, Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kutu açımı slash incelemeye hoş geldiniz. Bu şekilde yapmış olduğumuz belki de ilk video olacak. Biliyorsunuz genelde kutu açımlarını yapıyorum, daha sonra detaylı uzun inceliyorum o ayakkabıları ve fikirlerimi sizlere performans incelemesi videolarında paylaşıyorum. Bugün ise daha farklı bir ayakkabımız var. İlk defa böyle bir ayakkabıdan da bahsediyor olacağız. O yüzden yeni tarzda bir video olarak düşünebilirsiniz. Yine Skechers marka olacak. Biliyorsunuz geçenlerde yine Skechers aldım, inceledim. Yavaş yavaş bu markaya ağırlık veriyorum çünkü hoşuma gidiyor, keyifle giyiyorum. Bir tane daha ayakkabı aldım fakat bu ayakkabı farklı. Skechers Streetwear şeklinde bir ayakkabı arkadaşlar. Yani sokak giyimi. Direkt böyle deyince aklınıza belki Vans geliyor olabilir. Haklısınız, Vans'lara çok benzeyen o tarz, o model bir ayakkabı olacak. Şöyle kutusunu incelemek istiyorum. Bunun çok bir ismi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hani bir React gibi veya Skechers Max Cushioning tarzı. Baktığınız zaman zaten kodlardan oluşuyor. 10 numara aldım. 43 oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Skechers'ta numara mutlaka deneyin. Denemeden almayın. İnternetten sipariş edilmesi zor bir ayakkabı. Max Cushioning ayakkabısında 44 almıştım. Bunda ise 43 aldım. Skechers'ın bu tarz numaraların tutmuyor olması biraz moral bozucu ama yapacak bir şey yok. Durum bu. Deneyerek alabilirsiniz. Skechers Streetwear yazıyor. Memory Foam Air Cooled yazıyor. Ve Classic Fit şeklinde yazılmış. Instant Comfort yani anında rahatlık. Classic Fit, klasik giyime uygun ayakkabı olarak düşünebilirsiniz. Evet, bu ayakkabı alma sebebim de şu arkadaşlar. İş yerinde giymek istemiştim. Baktım ki iş yerinde giyebileceğim en azından yazlık kıyafetlerimizin altına giyebileceğim bir tercih gibi geldi bana. Normalde iş yerinde işte hot iç, işte Kemal Tanca tarzı yerlerden biraz daha spora kaçan ayakkabılardan alıyordum ama inanın hiç rahat etmiyordum. İçine tavanlık koyuyordum. Tavanlık olunca da bu sefer ayakkabı yükseliyordu içeriden, darlaşıyordu. Biraz dengesiz hale geliyordu. 200-250 lira civarlarında oluyordu o ayakkabılar ama o kadar hızlı eskitip o kadar hızlı parçalıyordum ki kalitesizliği, işte ayakkabıların koku yapıyor olması gibi benim çok fazla problemlerim vardı. Bu tarz bir ayakkabı arayışım çok uzun süredir vardı. Nike'da, Adidas'ta böyle iş yerinde giyebileceğim, tercih edebileceğim tarzda çok olmuyor. Belki hani simsiyah alsam olabilir ama onları da ben giymek istemiyorum çok fazla. Yani klasik giyimin altına gidecek bir ayakkabı arayışım uzun süredir vardı. Ve bunu görünce de aha dedim, tamam bu olacaktır. Tabii giyip rahat edersem dedim ve giydim, rahat ettim. Bir iki gündür de evde giyiyorum. Dışarı çıkmadan temizken size inceleme, kutu açımı yapmak istedim. Olay bu. Ve hadi açalım streetwear ayakkabısını, sokak giyim için ayakkabısını şu şekilde göstermiş olayım. Kanalda belki de ilk defa bu şekilde bir ayakkabı görüyorsunuz değil mi? Genelde bu ayakkabıları alırım, iş için çok alıyorum ama hiçbir defa kanalda incelememiştim. Şu şekilde. Evet, hafifliğini elime alır almaz hissettim. Ciddi manada baya baya hafif bir ayakkabı arkadaşlar. Evet, nasıl buldunuz? Ben direkt görür görmez Vans'lara benzetmiştim. Üniversite hayatımda Vans'ları bayağı tercih ediyordum. Niye o zamanlar spor ayakkabı giymiyorsam ben de bir tuhafım. İş hayatına gelince tabii daha farklı ayakkabılarla tanıştık. Ayakkabı dahisi olduk. Ve bu tarz ayakkabılara geri mi dönüyoruz acaba? Dedirtiyorum kendime zaman zaman. Ama yok. Vans'larda üniversite hayatımda giydiğim için hiç rahat etmiyordum. Yani gerçekten çok sert geliyorlardı. Sadece hani görüntüsü, şıklığı. O hoşuma gidiyordu. Görsel için tercih ediyordum ki hepimiz birçok ayakkabıyı görsel için giyiyoruz. Ama rahatsızlığı beni benden alıyordu. Ve çok düz taban gibi yani. Yani sanki yere basıyorsunuz gibi. Benim ihtiyacım olan hani daha yastıklamalı, destekli, belki ark destekli olsa mükemmel olur diyordum ki işte onu bulmuş oldum. Görüntüsü ve şıklığıyla yine kabul edilebilir olan ve rahat olan bir ayakkabı bulmuş oldum. Şöyle hemen altından başlayalım. Skechers yazan güzel bir tabanı var. Arkasında gördüğünüz gibi Skechers yazıyor. Ve üstü arkadaşlar biraz daha nasıl diyeyim, örgü gibi olan, kalitesiz hissettirmeyen, arkasında ise deri bulunan ve Skechers logosu kondurulmuş olan bir ayakkabı. Gayet normal. Herkes giyebilir, herkes tercih edebilir. O yüzden belki sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Güzel yanlarından bir tanesi bağcıksız olması, direkt olarak tak tak hani giy çıkar şeklinde. Burada birçok etiketimiz var. Vegan üretimi, vegan standartlarına göre yapılmış. Hani güzel tabii ki. Streetwear etiketimiz var. Ve bir ne etiketimiz var? Skechers Gogamet Arc etiketimiz var. Bu çok harika bir şey. Arc destekli arkadaşlar. Yani ayağımızın ortasından desteği var. Bu bence harika bir şey. Air Cooled Memory Foam, yani çok fazla ayağınız terlemeyecek. Daha rahat hissedeceksiniz deniyor. Öyle mi? Ben ilk 2 günlük tecrübelerimde öyle olduğunu görüyorum. Bir de Slip-On etiketimiz var. Yani direkt terlik gibi tak diye giy çıkar olarak bahsedilmiş. Hemen iç kısmına doğru bakalım. Şöyle bakalım. Tatlı güzel bir
döşeme var adeta. İçi biraz daha karışık duruyor. Görüyorsunuz ark desteği burada yer alıyor. Yani ayağınızı ortadan biraz ittirecek. Benim gibi düz taban, yarı düz tabanlar için harika bir ayakkabı olacaktır. Ve tatlı bir tabanlık kullanılmış Aircooled Gogamet. Yani sizlere ferahlık hissi verecek bir Gogamet, biliyorsunuz Skechers'ın tabanlıkları. Herhalde farklı bir firmaya da yapıyor olabilirler veya farklı marka altında da bunlar üretim yapılıyor olabilir. Dediğim gibi 10 numara yani 43 numara aldım. Normalde 44-45 giyiyorum, 45.5 giyiyorum basketbol ayakkabılarında. Bu çok farklı. 44 giymiştim Skechers'ın ilk mağazasında. Orada hani 43 denemek istedim çünkü biraz büyük geldi gibi hissettim. Yoktu. Daha sonra Boyner'e gittim arkadaşlar. Aynı fiyata Boyner'den aldım. Bir de bunun yarısı kadar da hediye çeki aldım. Çok güzel bir alışveriş oldu. Ben Boyner'den aldım. Sizler de hani gidip Boyner'e bakabilirsiniz. Siyahı vardı. Siyahını da almak istedim ama onda 43 numara kalmamıştı. O yüzden maalesef onu alamadım. İş yerine rahat giyebileceğim bir tercih olacağını düşünüyorum. Şık, tatlı, hoş, keyifli, biraz bilindik bir silüete sahip ama hani daha rahat, daha iyi materyallerle karşımıza konmuş gibi hissediyorum. Direkt olarak yarın pazartesi ve ben bunu giyeceğim. Şu altına baktığım zaman Design in LA yazısı, yani Los Angeles'ta dizayn edildi yazıyor. Benim bildiğim kadarıyla Skechers'lar Türkiye'de üretiliyor. Ya en azından burada fabrikası, belki dizayn kısmı orada yapılıyor olabilir. Ama keşke daha ucuz olsaydı, Türkiye'de üretiliyorsa maalesef o kadar da ucuz değil tabii ki. Bu şekilde bir ayakkabıydı. Kutu açımını yapmış olduk. Performans olarak, yani daha doğrusu his olarak da ayağıma giydiğim zaman çok keyifliydi, çok rahat ettim. İlk başlarda biraz yanlardan sıkı sıkı, özellikle şu lastiklerden biraz sıkı sıkı çünkü bağcık olmadığı için daha kalın, daha sıkı yapılıyor ki yani direkt bol bol olmasın ama ilerleyen zamanlarda daha bollaşacaktır. Benim hoşuma gitti. Sizler ne dersiniz? Kesinlikle uzun süre işte ayakta kalıyorsanız, benim gibi işte hot içlerden ayakkabılar tercih ediyorsanız bu sizlere fark oluşturacaktır. Ben direkt hani mağazaya hot iç ayakkabımla gitmiştim iş sonrası. Direkt onu attım çöpe ve hemen bunlara geçiyorum. Çok rahat edeceğim. Muhtemelen yine bunları da çok hızlı eskiteceğim çünkü iş yerinde düşünürseniz 12 saat, 14 saat bazen mesai yapıyoruz. Öyle olunca ayakkabılar dayanmıyor. Keşke basketbol ayakkabılarından giyebilsem diyorum bazen ama maalesef o mümkün değil. Bu ayakkabıyı uzun süre giyeceğim. Tekrar uzun kullanım testi yapmayabilirim. Belki farklı ayakkabılar aldıkça oralarda, o videolarda bahsediyor olacağım. Onun dışında da gayet keyifli, rahat, işte yanlarında tatlı tatlı dokunuşları diliyle keyifli, güzel, rahat bir ayakkabı. Biraz zaman geçtikçe de ayağınızın şeklini daha çok alacaktır. Dizaynındaki bu plastiğin ön plana gelmesi hoşuma gitti. Bu antrasit rengi gibi renk de daha keyifli duruyor. Bir de siyah rengi vardı. Siyah rengi dediğim gibi olsaydı onu da alacaktım. İkisini birden kutu açımını yapacaktım. Tabanında biraz kalın ve yukarıya çıkıntılı oluyor olması da yine keyifli gösteriyor. Arkadaki Skechers yazılarını da beğendim. Şeklini beğenince zaten rahatlığı da olunca daha ne istersiniz diyorum. Evet, bu şekilde güzel bir ayakkabı kutu açımı slash ilk fikirler ve hafif inceleme gibi olan günlük modeli de incelemiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman basketbol ayakkabısı veya spor ayakkabısı değil de yavaş yavaş rahatlığı olan, teknolojisi olan gündelik bu şekilde streetwear'lere de atılmak istiyorum. Kendimi aldıkça da incelemeleri yapacağım tabii ki. Ve böylelikle sonlandırabiliriz bence videomuzu. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıya yazın. Bahsetmediğimi düşündüğünüz sorular olursa ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'ı bugünlük out.